Biletinial.com Sinema bileti almanın en kolay yolu. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Vallahi çok ilk filmi çok sevdiler. Sağ olsun seyircimiz çok ilgi gösterdi. İkinci filmde ondan çok daha komik, çok daha eğlenceli, çok daha aksiyonlu, çok daha büyük bir film izleteceğiz. O yüzden gaza geldik. Hemen bir yıl sonra, hikayede de bir yıl geçerek bir hikaye yaptık. Seyircimizin çok beğeneceğine inanıyoruz. Yani ilk filmimiz biraz önermesiyle, söylediği cümleyle hani hayallerinin peşinden git diyen bir filmdi. Bu filmde biraz daha şeyi söylüyor. Yani hayallerinin peşinden git okey ama bu kadar kolay mı? Diye sorgulayan bir film. Evet. Evet, eğlenceli ve enteresan maceralarla dolu bir turne hikayesi izleyeceğiz aslında. Evet, müzikli, güzel bir hikaye izleyeceğiz. Bunun devamı gelecek galiba. 3, 4, 5, 6. Oraya İbrahim Bey bakıyor. İnşallah yani istiyoruz. Yani tabii ki de hani seyircimiz bu ilgiyi, alakayı, sevgiyi gösterdiği müddetçe tabii ki de devamını seve seve yaparız. Beraber iş yapmaktan zaten çok keyif alan bir ekibiz biz. Oğuz'la zaten ikimiz hani zaten hep beraber iş yaptık. Yönetmenimiz Bedran da keza öyle. O yüzden biz istiyoruz yani inşallah seyircimiz bu filmde, ya biz bu filmin dediğim gibi ilk filmin üzerine çıkmaya çalıştık. Çıktığımızda da çok gönülden inanıyoruz. Çok komik olduğuna ve çok eğleneceklerine. Yani seyircimiz böyle bir talebi, böyle bir coşkuyu, arzuyu gösterirse biz tabii ki de 3'ünü, 4'ünü, 5'ini niye yapmak istemeyelim? İsteriz tabii ki. Sizin de dediğiniz gibi insanlara çok samimi geldi filminiz. Acaba özel hayatınızda çok yakın arkadaş olmanızın bir etkisi var mıdır bunda? Vardır, mutlaka vardır. Yani şimdi hiç tanımadığınız başka oyuncularla da yapabilirdik bu işi ama yani bence aramızdaki samimiyetin filme de, yaptığımız iş, diğer işlere de yansıdığını düşünüyoruz tabii ki. Aslında bu yüzden de birlikte iş yapmaktan keyif alıyoruz. İnsanların bizim normal hayatta da yakın arkadaşlarımızı bilmesi ve sevmesi bence bunda önemli bir faktör. Kesinlikle yani çünkü hikayenin içerisinde çünkü en önemli şey filmin insanlara da bıraktığı duygu. Yani bu çünkü işin içine komedi de giriyor, aşk da giriyor, dostluk da giriyor, sıcak işte cümleler, hepsinin bir araya gelmesi zaten filmden çıktığınızda bir duyguyla çıkıyorsunuz. O duygunun biz tabii adı da yol arkadaşım olduğu için en kuvvetli duygunun arkadaşlık duygusu olması gerekli diye düşünüyorduk. Ve tabii ki de Oğuz'la çok yakın arkadaş olmamızın çok büyük artısını gördüğümüzü düşünüyorum. Yani hikayedeki Onur ve Şeref karakterinin o arasındaki o bağlantı, o elektrik, o dostluk elektriğinin çok güçlü bir şekilde yansıdığını düşünüyorum. Gişe kaygısı yaşıyor musunuz? Yani gişe kaygısı tabii ki de yaşıyoruz. Şöyle yaşıyoruz yani. Tabii ki de gişe yapsın, filmimiz ne kadar çok insanla buluşsa, ne kadar çok beğenilirse, yani her sinemacı bunu ister, her film yapan insan ya da her böyle görsel ürün veren insan daha çok insana ulaşmasını, daha çok sevilmesini ister. Ama bir yani bunu bir kaygı kelimesiyle adlandırmak yerine aslında merak duygusuyla yaşıyoruz. Yani kaygı ve böyle korkular, kaygılar üzerinden değil de böyle merak. Yani biz çünkü her rakam, her duygu, her düşünce, bizi sosyal medyadan, sokaktan gelen her düşünce bizim aslında bu işle alakalı alacağımız yolu da belirliyor. O yüzden ben aslında kaygıdan ziyade merak içindeyim. Yani çünkü biz filmin her aşamasında, Oğuz da hani bir başrol olmanın dışında filmin her aşamasında filme dahil biri. Yani montaj aşamasında da, müzik aşamasında da, kalırca hepsinde de dahil. Biz beraber yapıyoruz filmi. Ve şeyi merak ediyoruz yani biz filmi çok sevdik, çok güldük. İlk filmde öyleydik çünkü çok güldük, çok eğlendik. Filmi böyle izledik dedik ki bu bizim içimize sindi. Biz bunu insanlarla paylaşalım. İnsanlar bizimle aynı fikirde olunca çok mutlu olur. Ha dedik ki biz demek ki verebildiğimiz duyguyu yani kendi içimizde yani bu ürettiğimiz üründeki duyguyu seyircimize aynı şekilde aktarabiliyoruz. Bunun büyük bir mutluluğu oldu içimizde. Şimdi daha iyi, daha komik, daha eğlenceli bir film yaptık diye bir vaatle çıkıyoruz. Bakalım bu duygumuzla seyircimizle aynı duygu olabilecek mi, aynı düşünce olabilecek mi? Aslında bunun merakı içerisindeyiz. Yani aslında her filmde bir fikir atıyoruz ortaya ve hep seyirciye şunu soruyoruz. Siz de bizimle aynı fikirde misiniz? Aynen öyle. Veya kaç kişi bizimle aynı fikirde? Aslında aynen öyle. Onun hesabındayız. Yoksa gişesi vesairesi biraz aslında biz yapımcı değiliz. Yani gişe ile ilgili kaygılanacak bir aslında çok da bir durumumuz yok. Bizim bir tane isteğimiz olabilir. Keşke çok sevilse,
Çok izlersiniz. Bir tane daha yapsak. Yani çok izlersiniz o sevgiyi, çünkü işte yakın zamanda televizyonda da yayınlandı. Yani işte çok sevildi. Orada da çok iyi bir reyting aldı. Yani her aşamasında çok sevildiğini, çok güzel cümlelerle duyuyor olmak bizim en büyük mutluluğumuz. O yüzden tabii ki de filmimizin çok izlenmesini istiyoruz. İlk filmde hayvan haklarına vurgu yapmışsınız. Evet. Bu filmde de buna benzer şeyler var mı? Görecek miyiz acaba? Aslında tabii ki. Yani biz ilk filmde, bu filmde de hatta hayvanlarla ilgili bir yine bir görselimiz var. Filmin bir yerinde hayvan hakları ile ilgili bir gönderme. Filmde daha ince yerlere yerleştirdik aslında mesela. Bazı sahnede hakikaten arkadaki otobüs durağındaki billboard'a bir mesaj koyduk. Çok daha küçük detayların içine sakladık diyebiliriz bu sefer mesajlarımızı. Aslında bu filmde dediğim gibi bu o karakterimiz, hani Aslı'nın oynadığı ilk filmdeki Bahar karakteri bir hayvan hakları savunucusu, bir aktivisti. O yüzden de hani filmin içinde çok güzel bir duygu girdi yani hayvan hakları ile alakalı. Bu filmde onu biraz daha dediği gibi uzun daha detaylarda kullanırız ama yine bir hayvan hakları ile ilgili bir sözümüz var yine filmin içerisinde. Dediğim gibi ama yani filmi yaparken şu duyguda yapmıyoruz. Yani burada bir mesaj verelim duygumuz hiçbir zaman olmuyor ama dediğim gibi zaten... Film bitince hani, şey demedik. İbo hayvanları unuttuk ya falan. Çabuk içeriye bir şey yerleştirdik. Yani bu filmde dediğim gibi yani ilk filmde aslında hayalleri anlattık. Bu filmde de hayatları anlatıyoruz. Yani hayatın daha sert duygularını, sert yerlerini anlatıyoruz. Dostluk, bir dostu bulmanın, o dostluğu sürdürebilmenin, işte hayallerinin peşinden gidebilmenin zorluklarını anlatıyoruz. Aslında bir internet dilini yakalıyoruz. Yeni kadın karakterimiz Çilek isminde Ezgi oynuyor, Ezgi Uyboğlu oynuyor. O da aslında bir internet dünyasının, artık var olan sosyal medya dünyasının insanın hayatında ne kadar etkin olabileceğini ve insanın hayatında neleri değiştirebileceğini görüyoruz aslında filmin içerisinde. Hani artık ünlü olmanın da meşhur olmanın da bir rezil olmanın da aslında iki saniyede olabileceği bir çağda yaşıyoruz. Çok anlık verilerle yaşıyoruz çünkü bir görüntü her şeyi değiştirebiliyor hayatınızda. Bunları da anlatıyoruz filmin içerisinde. Biraz aslında gençliğe dair, günümüze dair. Dediğim gibi filmin içinde tabii ki de mesajlar var. Yani bu mesajı veriyoruz, bu mesajı veriyoruz gibi hani işi didaktik bir yere çekmek istemiyorum ama yine dediğim gibi o tip mesajlar filmin içerisinde olacaktır. Yine ilk filmde Acun ve Eser sürprizi vardı. Evet. Bu filmde de acaba var mı bir şeyler? Bu filmde ne var? Bu filmde Dilber abla yine bir konuk olarak. Dilber Ay zaten şu an sosyal medya fenomeni oldu fragmandaki sahnesiyle. Hayırdır çocuklar? İyi misiniz? Muzaffer Usta? Benim benim. Onur'la Şeref biz. Geçen yaz tamirhaneye gelmiştik usta, hatırladın mı? Muzaffer Usta, bizim acil Çeşme'ye gitmemiz lazım. Gidin. Nasıl gidelim? Siktirin gidin. Bu filmde yoklar. Yani eser de yok. Hikaye gibi. Yani Acun abi de orada bir böyle bir jest yapmıştı. Televizyon için bir sahnede yer almıştı. Ya aslında o jestleri de hadi bir şey yapalım da Acun abi filmde oynasın diye yapılan bir şey değildi. Zaten hakikaten sahne vardı. Gereği, öyle bir editorial sahnesi vardı ve editorial çekmek deyince herkesin aklına bir kişi geliyor. Yani televizyonda sevgili izleyenler diye gelen adam Acun Ilıcalı'dır ya herkesin aklında. Yani biz de gittik rica ettik, o yaptı mesela. Hani o ne bir ticari telaştı ne bir aman Acun abiyi filme katalım telaştı. O da öyle bir niyette olmadığımızı bildiği için hemen geldi ve yaptı. Mesela bu filmde öyle bir durum olmadı. Biz de öyle bir... Eserin sahnesi neydi? Eser de Ayvalık'ta bizi ziyarete gelmişti ilk filmde. Biz de o fuar sahnesini çekiyoruz. Biz de sahne tasarlıyoruz, fuar sahnesini tasarlıyoruz ilk filmdeki. Eser durdu duruyor. Ya eser de hazır buraya gelmiş. Çok güzel de bir anım olacak. Yani sadece filme şu açıdan da bakmıyoruz. Yani bir film yapalım ve profesyonel dünya. Ya bu bir anı ya aynı zamanda. Şimdi benim en yakın arkadaşım olsan ve bizim şu anda Neşelet de sayarsan, şeyde çok film hareketi sayarsan 4-5 sinema filmimiz oldu. Yani bunlar bir anı yani. Dedik ki ya beraber bir film yapıyoruz. Hani tabii ki hikaye gereği eser yoktu filmin içerisinde ama mutlaka bir yerinde olsun dedik ve aklımıza çok güzel bir sahne geldi. Hem biraz yabancılaşmalı, hem biraz eserin eser olduğunu hissettirdiğimiz biraz değişik bir sahne geldi. Bunu eserden anlattığımızda onu da çok içine sindi. Dedi yapalım hadi, çok güzel oldu falan. Yükseldik yaptık ama burada mesela öyle bir durum olmadı. Bambaşka bir hikaye var. Hani dediği gibi Oğuz, yani hiçbir zaman şu amacı gütmedik. Aman buraya da birini koyalım ve oradan bir şey olsun moduna değildik. Bu filmde de
Evet, konuk oyunculuk yapan çok usta oyuncularımız var. Tamer Levent var, Ülke Hanım var. O yüzden yine Dilber ablamız var. Kıvanç var, Kıvanç Baran Aslan var. Yani çok kıymetli oyuncu abilerimiz, ablalarımız, ustalarımız ve arkadaşlarımız var. Dediğim gibi yani tamamen filmle alakalı, bu filmde yoklar. Onun karakterinde biraz imaj değişikliğine gidilmiş fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla. Evet, evet, biraz saçlar uzadı. Hayallerinin peşinden koşmayı bırakıp... Ya aslında o değişiklik şu, imaj değişikliği. Zaten o bir yılı işte filmin ilk 10 dakikasında izleyen herkes anlayacak. Evet, bu arada önce... yani filmi hiç izlemeyen, haberi bile olmayan da... Tabii tabii, filmi hiç izlemeyen de anlayacak. İkinci dakikasında zaten bu filmin ne anlattığını ve karakterlere hakim olacak. Filmin zaten başlangıcı şu: bu adamlar bir yıldır birlikte ve artık Onur ilaç mesleğini bırakmış, müzisyenlik yapmaya karar vermiş ve şahane bir menajeri var. Yani. Zaten konu oraya gidiyor ve bu menajeri de bu adam adamı artık bu hale sokmuş. Hatta saçlar da bu saçlar değil, bundan çok daha uzun bir saçla başlıyor hikaye. Sonrasıyla ilgili bilgi veremem, sürprizi kaçmasın. Evet evet, yani hikaye tamamen bu adamın Şeref karakteri Onur'un hayatına bir dokunmasıyla başlıyor. Yani i̇şte bu adamın gömleği giydiremezsin yoksa. Yani, yani yoksa öyle dokunmuş yani. Evet. Biraz Şeref'in etkisinde kalan bir Onur imajı var. Peki özel hayatınızda yaşıyor musunuz buna benzer şeyler? Şeref ve Onur. Valla özel hayatımda İbo bana böyle gömlekler giydirir. Ama şeyi sorarız ya, Oğuz mesela giyinmeyi çok iyi bilir. Ben hep Oğuz'u sorarım ya, bu olmuş mu, şu olmuş mu, bu şekilde giyinmek oluyor mu, iyi duruyor mu falan filan diye. Diyorsun, arada bir gelir İbo. Evet. Yani ne güzel giymişsin bugün falan. Oğuz'un övmesi hiç güzel bir şeydir. Hiç alışık olmadığı için de böyle şey yapar, hemen övmeyin ya beni falan. Yani ya şey güzel yani, o Oğuz'dan duymak güzel çünkü o hep iyi giyiniyor zaten, iyi de hani. Proporsiyonu da iyi bir adam ya. Şimdi biz her şeyi örtmek üzerine, hani aman memem gözükmesin, göbeğim belli olmasın üzerine yaşadığımız için o duygu, o ondan o lafları almak çok keyifli oluyor. Birbirimizden fikir alırız yani, her şeyle ilgili, imajla ilgili, hayatla ilgili hep olur yani. Yol Arkadaşım filminde daha çok dostluğu izliyoruz. Evet. Siz de özel hayatınızda çok iyi bir dostsunuz. Acaba birbirinizi ne kadar çok tanıyorsunuz? Çok iyi tanırız ya birbirimizi. Hatta böyle bir teste tabi tutulduk geçtiğimiz günlerde. Ben gerçekten birbirinizi çok iyi tanıyor musunuz diye. Çok bayağı sert tanıyoruz ama belli yine evet olur. Teste hazırız ya. Bakalım. Beni sevdirenk. Ha öyleli. Böyle test. Tamam. Oğuzhan'ın en sevdirenk siyah hatır herhalde ya. He. Siyah mı? Doğru mu? Peki İbrahim Bey en son hangi kitabı okudu? Hemen söyleyeceğim. Hatta uçakta gördün. Evet. Hatırla. Sen ben de okudum o kitabı dedin. Suç ve Ceza. Evet, Dostoyevski okuyorum. O orada dedi ki ben de üniversite okumuşum. Evet. Ben de ikinci defa okuyorum dedim. bir başka bir hikaye var kafamda da o hikayeyle alakalı okuyorum. Peki Oğuzhan Bey'in en çok sevdiği yemek? Oğuzhan'ın en sevdiği yemek pizzadır. Pizza. Doğru mu? Tam bir fast food hastasıyım yani. En sevdiği müzik tarzı? İbrahim arabesk çok sever. Evet. Arabesk. Gerçekten arabesk. Oğuzhan'ın sesini hepimiz dinleriz, severiz. Oğuzhan'ın sesini çok severim. En çok Oğuzhan hep slow şarkı söylesin de isterim yani. Ciddi ciddi sevdiğim sesine çok yakıştı. Arabesk hastasıdır. Ben de arabesk hastasıyım. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çok iyi tanıyorsunuz. Evet evet. Biz konuyu kapattık ya. Ya çok fena. Biz çözmüşüz biz yani. Son olarak insanlar Onur'un yaptığı gibi hayallerinin peşinden koşuyor mu sizce? Koşmalı ama gerçekten çok ayakları yere basacak sebepleri ama varsa koşmalı. Ama bu konunun kolay olmadığını bilmeli. Bu işin de hiç kolay olmadığını bilmeliler. Yani kendi adımıza söyleyeyim, işte biz de gittiğimiz söyleşilerde vesairelerde bir sürü genç arkadaşımıza bu tavsiyeyi veriyoruz. Biz de o riskleri alarak buralara geldik ama bizi o televizyonda veya şu afişte gördükleri güne kadar onun da bir gerisi var ya, o gerisini kimse bilmiyor. O gerisi çok çileli, onu bilmeliler. Evet. Yani hayallerinin peşinden gitmek çok güzel, başarırsan muhteşem. Ama o karar verdiğin andan şu afişe veya o istediğin işi yaptığın güne kadar çok çileli bir yokuş var. Aynen öyle. O yokuşa herkes hazırlıklı olsun. Bu sadece. Yani başarılı olmak da çok zor, başarılı kalmak da çok zor. Yani bütün bunları bir denge içerisinde yönetmek de çok zor. Hele ki günümüz dünyasında, demin anlattığım sosyal medya, sosyal dünya, internet dünyası. Ya her an her şeyin yayında olması, her an her şeyi kontrol altında tutmanız gerekli. Ama dediğim gibi yani hayallerin peşinden koşmak çok kolay bir şey değil. Evet. Oğuz'un dediği gibi de yani hayalleri tabii ki de kurmak çok güzel. Hayal
kurmak insana verilmiş en büyük nimetlerden biri bence. Çünkü çok iyi hissediyorsunuz, kendinizi öyle hayal etmek falan çok güzel. Ama tabii ki de bir taraftan da realist olmak lazım. Yani şeye bakmak lazım. Ya ben bunu yapabilir miyim? Bunu da benim yapabileceğim hani o emarelere bakması lazım. Ha, bu arada atıyorum hayali bankacılık olmak da olabilir. Evet. Yani aslında filmde hep onu diyoruz yani. Hani hayallerin peşinden koş dedik ilk filmde. İkinci filmde diyoruz ki hayallerin peşinden koşmak o kadar kolay mı diye soruyoruz. Aslında bir de şu da var aslında filmin sorguladığı şey. Yani hayallerinin hayali kuruyor musun? Aslında bir de hayallerine ulaşmak için yetenek sadece yeterli mi? Yani onu yönetebilmek, ne kadar iyi yönetebildiğin, ne kadar doğru sunabildiğin, ne kadar doğru bir yerde örtüşebildiğin, kendini ne kadar iyi anlatabildiğin. Yani sadece iyi, güzel sesli olmak, sadece yakışıklı olmak, sadece komik olmak yeterli değil. Yani onu yönetebilecek bir zekaya da sahip olmanız lazım. Çevrenizi, mesleğinizi, işinizi, arkadaşlarınızı, her şeyi yönetmeniz gerekiyor. Aslında film biraz da bunu da sorguluyor yani. Sadece yetenek de yeterli değil. Yani Onur karakteri çok yetenekli bir karakterdi. Bunu gördük. Adam iyi sesli, işte müzik yapabilen bir adamdı ama bunu doğru yönetmek kolay mı? Ya da bunu doğru yönetip insanlara kendini doğru ifade edebilmek kolay mı? İnsanlara o yeteneğini doğru aktarabilmek, doğru bir mecrada aktarabilmek kolay mı? Aslında filmin beri sıra sorduğu sorulardan bazıları da bunlar aslında. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yol arkadaşım sinemalarda. Biletlerini.com'dan biletlerinizi alabilirsiniz. Çok güleceksiniz, çok eğleneceksiniz. 12 Ekim'de görüşmek üzere. Hepinizi sinemalara bekliyoruz. Biletini al.com. Sinema bileti almanın en kolay yolu.